Otağıma gel, penceremi aç, yatağıma gel. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, fare fare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, fare fare olsam da yenilmem. Ateşimi gör, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Gel, sokağıma gel, penceremi aç, yatağıma gel. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Kuruyup çöle dönsem de, fare fare olsam da yenilmem. Doğru duydunuz İkbal Hanım. Bundan sonra tüm departman toplantılarının detaylarından haberdar olmak istiyorum. Evet. Ben görmeden hiçbir karar alınmasın. Hı hı. Tamam. Hoşça kalın. Hepsine yetişebilecek misin? Böyle toplantı notları falan. Biraz zaman alır. Vakit sıkıntım yok. Ne şirkette ne de restoranda bir şey atlamak istemiyorum. Her şeyden haberim olsun ki problemi en başından halledebileyim. Ve o kadar çok işim olsun ki hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi düşünecek zaman kalmasın. Değil mi? Demir'in arabasını da garajdan kaldırsınlar artık. Yeter her gün gördüğümüz. Ben şu kahveyi içeyim de kalkıyorum. Nasıl? Bak, reklamımızdan broşür örnekleri geldi. Bunlar. Bunlardan birini seçecekmişiz. Manami, vallahi ben hiç anlamıyorum. Sanki hepsi birbirine benziyor. Ay bana hiç bakma. Asuman, o kadar kafe kafe geziyorsun, hiç mi fikrin yok? Ay ben kafe kafe geziyorum da ne yapıyorum canım? Yemeğini yiyorum, çayını içiyorum yani. Ne anlarım broşüründen? Ziyanlık seni. Bak ne diyeceğim. O zaman Feride sorarım. O bu işten anlar. Sonuçta bu restoranın yarısı hala onun. Manamicim, Ferit'in buraya geleceğini sanmıyorum. Hı. O zaman siz gidin Ferit Bey'e. Ben Fatoş'a böyle iğne, iplik falan bir şeyler götürecektim. Oraya gideyim en iyisi. Kolay gelsin size. Görüşürüz Asuman. Görüşürüz. Nazlı, Asuman haklı bence. Sonuçta bu restoranın yarısı onun. Bize yardım etmek zorunda. Hadi giderim sorarım.
Manamicim şimdi Ferit'in bir sürü işi vardır, toplantıları falan. Bence biz kendimiz çözmeye çalışalım. Aa, merak etme, ben sorarım nerede olduğunu. Bak, bu işi birine danışmak lazım. Hadi Nazlı, gidiyoruz. Bak, bu işten Ferit anlar. Sorarız, zaten başka konuşacağımız şeyler de var. Manami. Sen ortak değil misin? O da ortak. Konuşmamız lazım. Hadi gidiyoruz. Belki sen tek gitmelisin. Aa, olur mu öyle şey? Hadi gidiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ferit Bey nerede? Mutfakta. Tamam. Aa, lütfen basmayın. Kurumadan basılmasından hiç hoşlanmıyor. Kenardan geçerseniz. Tabii. Sorun yok. Kıyıdan kıyıdan gidiyoruz biz. Bakın anlamıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız en iyi dolma olabilir ama benim yediğim en iyi dolma bu değil. Ya siz kendinizi geliştireceksiniz ya da burada çalışmayacaksınız. Bu kadar basit. Yarım saatiniz var. Ne konuşacaksak hızlı olun. Bak şimdi pirinci önden kavur. İçine de bir yarım limon sık. Siz kimsiniz pardon? Tesisatçıyım canım ben. İçimden geldi söyleyeyim dedim. Bu da çok dayanmayacak. Yazık. Hemen işe koyulalım. Biz aslında tam zamanında geldik. Tamam, konumuza gelelim. Manemi, bu arada sen çok ısrarcı oldun diye kabul ettim sizi. Biz bunu göstermek istedik. Bakayım. Bunların hepsi çöp. Başka ne var elinizde? Başka bir şey yok. Reklam ajansı bunları hazırlamış. Bunlardan birini seçeceğiz, ondan sonra basacaklar. Sonra? Sonrası tanıtım amaçlı olarak çevredeki ev ve iş yerlerine dağıtılacak. Ne bu böyle? Pideci mi işletiyoruz biz? Oldu olacak bir de promosyon yapın. Bir daha alana sushi bedava diye. Ferit Bey, bahsettiğimiz öyle bir duruş değil. Biz sadece başlangıç olarak... Bakın, bu restoranı farklı bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Neden kendinizi mahalleyle sınırlıyorsunuz ki? Bu restorana İstanbul'un her tarafından insanlar gelmeli. Burası bir cazibe merkezi olmalı. Zaten menümüzün cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Yetmez. Öncelikle yapmamız gereken kalbur üstü insanlara ulaşmak. Bunu da bu ucuz şeylerle başaramazsınız. Tamam, peki. Sizin fikirlerinizi dinleyelim. Bir kere ismimizi duyurmamız şart. En yukarıdan başlamalıyız. Öncelikle en çok satan dergilerde yer almaya çalışacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Tanıdığım çok ünlü bir gurme var. Restorana davet edeceğim. Ben kendisine ulaşırım. Gelecek mi peki? Elimden geleni yaparım. Yalnız kendisi biraz aksi biri. Zor beğenir. Sorun yok. Ben öyle tiplere çok alışığım. Tamam, tamam. Peki biz şimdi bu reklam ajansı ne demeliyiz? Teşekkür edip kovun. Ben sizi bizim çalıştığımız şirkete yönlendiririm. Haftaya onlarla bir toplantı yaparsınız, bütün kurumsal kimliği çıkarırlar. Benden nefret ediyor. Yüzüme bile bakmadı. Ama çok karizmatik. Manami, sen benim arkadaşımsın. Üzüldüğüm şeylere üzüleceksin, sevindiğim şeylere sevineceksin. Beni sevmeyeni sen de sevmeyeceksin. Görev tanımın bu. Nazlı, ben robot değilim. Sadece Japonum. Ama robotlarınız çok ünlü. O yüzden hep kafam karışıyor. Kusura bakma bana. Başka şeylere kız bu sana çatıyor. Nazlı, bak. Bence gitmeden önce ona bir uğra. Ama böyle değil. Biraz sakinleş. Sakinleşemiyorum ben. Döküm tencere gibiyim. Soğumak bilmiyorum. Bak, nasıl sakinleşeceksin göstereceğim. Önce gözlerini kapa. Kapa. İşe yarar mı? Kapa. Nefes al, derin derin al, 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 al. Sonra ver. Bir daha nefesini arıyorsun. Ver. Şöyle nefes arıyoruz. Tut ve ver. Thank you.
Bir daha ağır. Ve ver. İyi geldi ama. Geldi. Gidip konuşacağım. Hazır hissediyorum. Tamam. Hadi. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nazlı'ya bakmıştım ama. Kendisi bir iş toplantısına gittiler. İş toplantısı derken tedarikçilerle falan mı? Yok, şeye, ortaklarına, neydi adı? Ferit Bey. Ha, anladım. Kim geldi diyelim? Ben 2 saate falan uğrayacağım zaten. Kolay gelsin. Ben su alacaktım. Tabii. Yogaya mı başladın Manami'de? Yok. Sinirlerimi gevşetmek için de. Sinirlerini gevşetmek için. Neden sinirlendin ki? Aramızda sinirli ve gergin olması gereken biri varsa o da benim. Değil mi? Evet. Öyle. Benim sinirim... Elinden bir şey gelmeyen insan siniri. Özür dilemekten ve pişman olmaktan başka ne yapabilirim bilmiyorum. Unut gitsin diyorsun yani. Çok büyütme. Öyle bir şey demedim. Demiyorum da. Bazen düşünüyorum. Keşke zamanı geri alabilsem diye. O zaman... İlk öğrendiğimde size söylerdim. Ya da Asuman'ın eve girmesine asla izin vermezdim. Hatta biraz daha geriye alabilseydim... ...o iş görüşmesine gelmezdim. Burada çalışmaya başlamazdım. Eminim ki o zaman hayatınız... ...şu anki halinden çok daha güzel olurdu. Manami'ye bakayım. Nazlı. Sen beni derinden yaraladın Nazlı. Bir gün bu his geçer mi? Bilmiyorum. Bir gün bu kalp tamir olur mu? Bilmiyorum. Bir gün bu ateş söner mi? Bilmiyorum. Hala sana çok kızgınım. Hala seni affetmedim. Ve hala... Affedersiniz. Restorana dönmemiz gerekiyor. Tamam Manami. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler. Ben bakarım. Aa Tarık. Bu ne güzel sürpriz ya böyle. Gelsene. Çok şey yapmayayım. Gel, rahatsız etmeyeyim. Ya şöyle küçük bir hediyem vardı. Onu vermeye geldim. Bayılırım buna. Ay nereden çıktı bu? Şeyden, Kastamonu'dan. Yani annemler göndermiş Kastamonu'dan. Ama bayağı böyle bir çuval yani. Ben de size de getireyim dedim işte biraz. Bir de biliyorsun önümüz kış. Bu bayağı şey, ilaç falan gibi bir şey yani. Ay evet, çok düşüncelisin Tarık. Harikasın. Bununla şimdi ne güzel yemekler yaparız biz. Allah. Ya dediğim gibi öyle çok şey, yani değerli bir şey değil öyle küçük bir hediye. Vallahi bence çok değerli. Hatta son zamanlarda aldığım en güzel hediye. Gerçekten mi ya? Gerçekten. Ne hediyesiymiş o acaba? Hoş geldin. Hoş buldum. Sarımsak hem de Kastamonu sarımsağı. Sarımsak hem de Kastamonu'dan.
Bizim bir önceki hediyemiz vardı, güzel kolyemiz Belçika'dan. Sarımsak daha cana yakın, daha bizden. Kolye de güzel ama birazcık fazla. Siz iyice geze geze Anadolu'nun yöresel tatlar ekibi gibi oldunuz ama ben hiç anlayayım canım. Görüşürüz. Hadi güle güle Asuma. Tarık biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben bir gün Nazlı'ya böyle çok güzel bir kelle paça yaptırayım bol sarımsakla. Hapur hapur onu yeriz, sen bize gelirsin. Of, vallahi biliyorsun bu reddedebileceğim bir teklif değil yani. İşte ne zaman haber verirseniz ben 5 dakikada buradayım. Tamam. Tamam. Bir içeri gir. Yok, hiç rahatsız etmeyeyim gerçekten. Çay yapayım. Kahve? Yok, sağ ol vallahi. Başka zaman. İşlerim var biraz. Gideyim şimdi. İyi tatlı yazın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ay böyle bir şey olamaz. Muhteşem. İyi misin? Değilim işte. Dayı ben senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Bulut kötü bir şey olmadı değil mi? Bugün öğleden sonra okul gezisi var da. Herkesin Melis'i yanında gelecek. Ben de senin adını yazdırdım. Ve bunu da halama söylemedim. Ne yapacağım şimdi? Bulut'cum neden daha önce söylemiyorsun bana böyle şeyleri? Unuttum. Gelmeyecekmişsin. Çok işim vardı şimdi. Belki başka öğrencilerin de velileri gelmez. Tamam, üzülme, gelirim. Saat kaçta nereye gideceksiniz? Ver bakalım detayları. Bizim okulumuza geliyorsun, biliyorsun sen. Oradan otobüs kalkacak. İyice karıştı şimdi. Bunların gibi tutmasın, bunları karıştırmayı unutma. Tuzlarına da bak. Efendim Bulut'cum? Nazlı, ben senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki isteyebilirsin yavrucuğum. Ne istiyorsun? Bugün öğleden sonra okul gezisi var da herkesin velisi yanında gelecek. Ben de senin adını yazdırdım. Bunu da Demet Ağla'ya söylemedim. Şimdi ne yapacağız? Bulut'cum, ben bugün çok yoğunum. Sen halan var, dayın var, amcan var. Biri mutlaka gelir seninle. Ama ben seni yazdırdım. Hem halam gelsin istemiyorum. Dayım da hep çalışıyor. Amcan var, amcan gelir. Tamam, peki gelme. Senin zaten çok işin vardır. Ben de tek başıma yalnız yalnız giderim. Aşk olsun Bulut, niye böyle yapıyorsun? Tamam. Sen bana söyle nereye geleceğim, kaçta geleceğim? Çok teşekkür ederim Nazlı. O zaman ben sana tarif ediyorum. Dayı şu balığın adı ne? Hangisi? Şu var ya. He o mu? Vatoz o. Vatoz dayıcım. Çok değişikmiş ha. Biraz tehlikeli. Bulut gel gel. Kocaman bir balık gördüm. Hadi koş. Çok sevdi burayı. Bayıldı resmen. Ben de çok sevdim. Senin balıklarla ilişkin malum. İnşallah oltayı falan getirmedin. O açıdan demedim. Suyun altında bambaşka bir dünya var. Bana onu hatırlattı. Evet ama korkutucu bir dünya. Tehlikenin ne zaman nereden geleceği hiç belli değil. Sürekli tehlike. Burası da pek farklı değil aslında. Suyun dışı yani. İçinde yaşadığımız dünya. Bir sürü tehlike var. Ben de konu ne zaman bana gelecek diyordum. Konu hep sendin zaten Nazlı. İlk günden beri sadece sen vardın. Hep sen oldun.
Ama şimdi zor. Affetmek mi? Affetmek. Bazen en zor şey. Çünkü o zor şeyin içinde biraz unutmak var. Biraz umut etmek var. Biraz duyguları özgür bırakmak var. Biraz... Bir sürü şey var işte. O yüzden zor. Ama o zorlukları aştıktan sonra... Affetmek en çok affedene iyi geliyor. Bulut'a bakalım, birazdan gezi bitecek. Eve bırakacaklar, ben de şirkete döneceğim. Bulut'cum, gezi birazdan bitiyor. Akıllıyım ama bunlar benim hiç kıymetimi bilmiyorlar. Aa, benim öyle sizin başucunuza boş boş o klinikte oturacağımı zannettiniz değil mi Demet Hanım? Ha, yemezler. Param bir. Hakan Bey'in kocanız olarak bu klinikte olan biten her şeyin detaylı bir kaydını görmesi lazım değil mi? Adam hak ediyor bu kadarına. Sen gör bakalım bunlar senin yanına kalıyor mu hiç? Merhaba. Siz mi çağırdınız hanımefendi? Evet, ben çağırdım. Bunun mümkün olan en hızlı şekilde teslim edilmesini istiyorum. Yalnız sadece üzerinde ismi yazan kişiye. Asla başkasına değil. Tabii efendim. Ne kadar benim borcum? 72 lira hanımefendi. Çüş! Yani ben aşağıdan taksi çevirip kendim götürseydim daha ucuz hallederdim bunu. Resmen soyuyorsunuz insanları. Neyse artık. Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir haberim var. Seni dinliyorum. Şirketteki hisselerimi kendim yönetmeye karar verdim. İyi fikir. Yani artık benim adıma karar veremeyeceksin. Peki. Hiç endişe etmiyor musun? Endişe etmem mi lazım? Belki. Yani ne de olsa... Şirketin hisselerinin çoğunluğu Demet'le bende. Ferit Bey, Kemal Usta sizinle görüşmek istiyormuş. Önemli bir mevzu varmış galiba. Gelsin İkbal Hanım. Yalnız mümkünse sizi aşağı otoparka rica ediyor. Tamam, geliyorum. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Ne yapmak istiyorsan yap Deniz. Doğru olduğuna inandığın gibi davran. Ama dikkat et, pişman olma sonra.